Selam. Bugün birlikte bir önceki videoda açtığım saçlarımın boyama işlemini gerçekleştireceğiz. O videomda kurumuş halini gösterememiştim. Bu şekilde oldu. Şöyle. Ya normalde daha açık da olabilirdi ama 20 dakika bekletme. Ben şu bekletme konusunda bir sıkıntı yaşıyorum açıkçası. Her videomda böyle korkuyorum bekletme, hızlıca yıkıyorum. Aslında bu daha da çok zarar veriyor saçıma. Yani normalde hani 30-40 dakika bekletip tertemiz bir sarılığa ulaşmak çok daha mantıklı. Ama ben yine az beklettiğim için birazcık böyle bir sarı tonu kaldı. Bugün de bu boyayla 111 ekstra açık gümüş sarı Garnier'in Color Sensation serisinden işte bir tonlama yapacağız. Şimdi kutunun içeriğinde şöyle bir 40 milimlik boyası var. Bir de 30 volümlük 60 milimlik bir oksidasyon kremi var. Konuşamadım. Neyse. Yalnız şöyle bir şey var. Ben bunu kullanmayacağım. Çünkü yani boya yapan birçok kişi de biliyordur zaten bunu. Bunların içinden çıkan oksidasyon kremlerinin çok fazla saçı açma etkisi var. Ben saçımı zaten açtığım için bir önceki videomda. Şimdi biraz daha böyle saç sağlığımı da korumak adına %3'lük bir oksidasyon kremi kullanacağım. O da Morphos markasının oksidasyon kremini aldım. Şöyle bir şey var. Bu boyanın boya bölümünden 2,5 tane kullanmayı planlıyorum. Yani şu şekilde 2,5 tane boya kullanacağım. Yani dip boyası gibi yapacağım için. Bu sebeple de içinden çıkan zaten 60 milimlik olduğu için yani bu Morphos'un hepsini kullanmış oluyorum. Çünkü yani 2,5 boya için 150 milimlik bir oksidasyon kremine ihtiyacım var. Şimdi karışımı hazırlıyorum. Ha, bir dakika. Bir de şey, bir önceki videomda da bu işlemi yapmıştım. Aslında iyi geldi. Şu röfle setinin içinden çıkan bu maskeleri önce süreceğim saçıma. Maske değil de aslında bakım kremi. Ya bu arada videoları ben hep böyle uzun uzun hazırlıyorum. Bunun da sebebi kendim bir şeyleri izlerken her ayrıntısını görmek istiyorum. Ve hani hızlandırma yapınca veya müzik ekleyince videolara biraz sanki konsantrasyon bozuluyor gibi geliyor bana. Ya yani tabii birçok kişi de sıkılıyordur ama hani ileri sarabilirsiniz. Ben hani kendim izlerken de böyle ayrıntılı bir şekilde dinlemeyi ve gözlemlemeyi seviyorum. Çünkü örnek veriyorum, belki hayatında hiç saçını boyamamış bir kişi vardır ve o yani dip boyasının bile nasıl yapılacağını bilmiyordur. Ben de hani zaten amatörce yaptığım için hani tek tek her şeyi göstererek belki az da olsa ona bir yardım hani sağlamış olurum diye düşünüyorum. Çünkü hani bazen biz herkesin her şeyi bir noktaya kadar bildiğini düşünüyoruz ama hani insanların ilk deneyimi olabiliyor. O zaman gerçekten çok bilgisiz olabiliyorlar. Yani belki rimel sürmeyi bile bilmeyen birisi vardır. O yüzden hani bize çok basit gelen şeyler insanlara karmaşık gelebilir. Falan filan. Bu arada dünkü açma işleminden sonra öyle çok bir yıpranma olmadı saçımda. Bu da beni tabii ki mutlu ediyor. Umarım şu sarılar geçer. Yani bekleme konusunda bir korkaklığımı ne yapacağım bilmiyorum. Özellikle de video çekerken oluyor bu.
Tabii saçım kupkuru olduğu için hiç yayılmıyor bile. Şu aralara da biraz sürmeye çalışacağım. Bence herhangi başka bir krem de sürülebilir. Yağ falan da sürüyorlar aslında ama o alışkanlığımı çok edinemedim. Sanki yağ biraz daha kaygan bir şey olduğu için süreci etkileyecekmiş gibi geliyor bana. Ama tabii bunlar doğruluk payı olan şeyler de değil yani. Saçlarım resmen kupkuru. İnşallah araları açabilirim. Saçım bir tarasam iyi olacak. Ama tabii bunu sürüp taramaya çalışınca pek de güzel olmadı. Neyse. Şimdi kaşımı hazırlıyorum. Boyalardan başlayayım. Bu arada belki şunu bile bilmeyen olabilir. Onu da göstereyim. Mesela boyalar böyle geliyor ya. Şöyle oluyor kapalı. Buradan çıkan şu kapağını taktığınızda direkt bu şekilde açılıyor boya. Ortalığı kirlettim. Tamam. Az önce de söylediğim gibi oksidasyonun hepsini döküyorum. Karıştırıyorum.
böyle bir karışım elde ettim. Rengi çok tatlı. Eldiven giymeyi unutmayın. Şöyle bir fırça kullanacağım. Çünkü bunlar çok geniş olabiliyor. Yani ve tepelerden başlıyorum. Dip boya yapar gibi. Ben burada normalde tarakla ayırıyordum ama şunlarla çok daha kolay olduğunu keşfettim. Derken ayıramıyorsun mesela. İnşallah bu sarı renkten kurtulurum ya. Biraz da saçım kirlense tabii daha iyi olurmuş aslında. Birazcık aşağıdan kalmış. Sen şöyle daha iyi.
Yani aslında bu işlemi ben bir gün sonra yapıyorum ama aslında 3-4 gün bekleyebilse insan çok güzel olur. Boyamın neredeyse yarısı bitti bu arada. Tepelere bayağı bir boya gidiyor. Umarım her yere sürebiliyorumdur. Hayır. Şimdi arkaları bir geçelim. Ne durumda acaba? Da riske atmayalım. Aslında dün açarken bayağı bir dikkatlice ayırmaya çalıştım ama bugün artık o kadar önemsemiyorum. Aralarda olacağı için diye düşündüm. Ne kadar hallettik mi? Bunu merak ediyorum.
saçımı kıyıp hızlı hızlı gideceğim. Ah, çok fena. Ve boyam çok az. Aşırı sarı. Neyse, bu taraf sanki oldu gibi. Şu taraf. En sürtü sanki burası. Thank you.
Burası boyanma. Pek de boyanmamış. Umarım boyam yeter. Çok az kaldı. Artık şöyle yapayım. Boyam bitti, bitecek. Tekerlecek çok yeri de oldu gibi de. Neyse, yetti gibi. Evet.
Neyse, oldu gibi. Şöyle bir şey yapayım. Şimdi bir yarım saat bekleyeceğim. Sonra da yıkayacağım. Birazdan görüşürüz. (20-25 dakika falan bekledim. Saçımın son halinde bu şekilde. Şimdi bir durulayacağım. Sadece krem kullanacağım. Birazdan geleceğim. Görüşürüz. Tekrar merhaba. Saçımı yıkadım. Şöyle yine gerçi aralarda birazcık sarılar kalmış ama şöyle bir renk aldı yıkayınca. Hemen şimdi tarayayım ve göstereyim. Taramışlar da bu şekilde. Ve zaten bir kere daha yıkanması lazım ki kendi rengine tam olarak gelsin. Bu arada yani bu dönemde özellikle mor şampuan falan yapmayacağım. Normal şampuanla yıkayacağım ama artık yarın yıkayacağım. Şu an sadece soğuk suyla hani bütün ürünün gitmesini sağladım. Kurumuş halinde artık bir sonraki videomda göstereceğim. Görüşmek üzere.